pürmüz de geldi. Aa, pürmüz evet, geldi. Şu an size çok farklı bir tatlı sunacağım. Krem brülenin üzerine evet, bir görelim. Şu an bunu yakaladım o zaman. Of, of, o ne lan? Wow. İndirsene biraz, getirsene. Harika. Krem brüle. Gördün mü? Gördün mü bak? Oo. Evet, krem brülemizi pürmüzle. Tarık Bey buyurun. Çok teşekkür ederim. Yana yana. Şimdi restoranlara da gittiğimizde bir alev şov yapıyor ya herkes. Bir yakıyorlar. Aa, ikinciyi nasıl tedarik etmediniz? O bence onun ilk. Yeni aldım bunu temiz. Yiyin. Saldırın. Yiyin. Buyurun. Koyar mısın alalım oradan? Şuradan alın ki tabak sıcak değil, soğuk. Tabağı evet yanımızda getirip pürmüzle servis yapması yakıştı ama tatlının o serviste çıkması yakışmadı. Tatlıyı gözümüzün önünde yapması bence bir şov gibiydi yani. Neden yapmadın? Neden mutfakta yapmadın? Ama onu yaptığı bir şov. Evet, krem brüle hepimizin bildiği bir tatlı olsa gerek diye düşünüyorum. Ben tatlıyı beğendim Zuhal Hanım ama hani bu kadar deniz mahsulü ürünün yanında hani sütlü değil de daha farklı bir tatlı anladım, beklerdim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ama güzel olmuş diyorsun. Evet, beğendim. Afiyet olsun. Evet, Şerife. Ben de o kadar deniz üründen sonra Fatma Hanım'a çok katılıyorum. Aslında bir helva patlatsan olurdu yani şey. Benim damak tadıma belki daha evet, çok uyabilirdi. Hani sen böyle tercih etmişsin. Hı-hı. Tatlı güzel, kötü aferin değil bu arada. Evet. Tatlının belki sunumu biraz daha iyi olabilirdi. Hani kendisi teknikten bahsediyor ya sürekli. Nasıl hani sunacaktı ki? Hayır, daha böyle hani kuplarda daha falan daha güzel ya da daha değişik bir kaseler. Ama nasıl bardaklarda falan yapıp evet, çıkartıyorlar o şekli hani veriyorlar kalıpta. Tatlının bu kendisini evet. Krem karamel kapları falan gibi yani hani o tarz. Evet evet olabilir. Doğru olabilir. Kase yerine doğru söylüyorsun. Aynen hani şu yemek kasesi. Doğru. O konuda haklısın. Ev usulü sütlaç gibi sunmuşsunuz yani. Ben hani evet, bir tatlımı kupta sunmuştum mesela. Tabağım yani tabağım vardı ama tam 6 adet tabağım yoktu. Onun azizliğine uğradım. Herkes de farklı. Ayarlayabiliriz mi? Evet. Ben mesela olsun aldım, yeni aldım mesela kuplarımı falan. Hepsini yapacağım tatlıya göre. Yani siz de ayarlayabilirdiniz. Ben yemeklerimden ön plana çıkmak istedim. Siz o şekilde ön plana çıkmak siz istediniz. Siz yani gösteri yapmak için. Yok, ben gösteri yapmak istemedim. Yani lezzetimden ortaya çıkıyor. Kendi ağzınızı söylüyorsunuz yemeklerimle zaten. İmza yemeklerin falan evet, diye. Yemeklerimden ön plana çıkıyorum yani. İşte yemekleri gösteriyorsun. Hı-hı. Şov böyle şeyler. Yoksa tadı güzel falan yani. Anladım. Tadı güzel diyor. Doğru, sunum daha farklı yani, olabilir. İçinde Çağla böyle ufak ufak parça parça bir şeyler var. O şey mi olmuş? Onlar jelatin. Jelatin kullanıyor. Yaprak jelatin kullanıyorlar. Evet. Acaba dedim hani karıştırmadın da unuttun. Yok, karıştırdık. Jelatin onlar. Bu tatlı öyle yaprak evet, jelatinle yapılıyor. İmza atmış yemeklerin olabilir ama menü sıralaman hiç iyi olmamış bence. Devamlı deniz ürünleri kullanmışsın ve eti çıkarmışsın oraya. Hı-hı. O deniz ürünlerini yedikten sonra o etin tadını fazla alamıyor insan. Hani bir balıkçıya gittin bir köfte iste gibi oldu. Evet. Ben de Fatma Hanım'a katılıyorum. Bir o kadar deniz ürünlerinden sonra sütlü tatlı. Süt krema var. Krema yani, işte her neyse bunu doğru bulmuyorum. Çünkü gerçekten bizim oralarda da hani balık yediğin gün işte yoğurt, süt gibi şeyler, peynir gibi kullanılıyor. O bir şehir efsanesidir. Eğer tatlı su balığı evet, değilse, taze bir balıksa. Ben de bu hep aynı örneği vermekten sıkıldım yıllardır ama balıkçıya gittiğinizde de bir sürü yoğurtlu meze gelir. Üzerine de dondurmalı falan tatlılar evet, gelir. Yani yanında içinde süt vardır. Ona katılmıyorum ama farklı bir tatlı olabilir miydi dersen olabilirdi evet, tabii ki. Haklısınız, olabilirdi. Ben size katılıyorum. Ama hani karidesin üstüne de sadece, bir şey yenmez mi? Yenir. Sadece konu Berfu olunca böyle herkesin her şeyine şey veriyor ya, taktik veriyor ya. Çok farklı bir menü bekledim. Lezzet var mıydı yemeklerinde? Lezzet vardı. Ona farklı bir menüydü şey zaten. Farklı ama çok de, böyle hep deniz ürünleri ve ortada şey incik. Tatlı nasıl ben olmuş? Ben bunu anlamsız Çağla, buluyorum. Çağla tatlı nasıl? Tatlı güzel. Afiyet olsun. Evet. Evet, sen değil, beğendin mi? Tarık suratın ekşidi senin, hayırdır? Sevmedin? Biraz sevmedim ben bunu. Niyemedin daha evvel? Daha önce de ben... Ne irite etti seni? Neyden hoşlanmadın? Ben tereyağlı kokusundan, krema kokusunu seviyorum. Tereyağı kokunda ya. Kaymak kokusunu ben seviyorum. Kaymak da yok. O koku geldi benim burnuma. Ama onların hiçbiri yok. Yoksa ben bırakmazdım biliyorsun. Ben yemek bırakmazdım. Bir gram olmayan şeylerin nasıl aldın sen kokusunu, tadını? Kokusunu bir aldım kremayı işte. Kremanın kokusu mu diyeceğim? İşte krema, o kayma kokusu var ya. Yaktı krema hani üzerine. O mu senin şey yaptı? O benim beynimi işte yaktı işte. Gene beyin gitti.
Yanlış yoksa ben yemek bırakmazdım yani. Berfu'ya bugün çok farklı bir menü bekliyordum. Beni yanılttın. Çok farklı bir menü bekliyordunuz. Bence menü farklı olabilir. Farklı bir şey beklerdim. Ya, karıncalardan, böceklerden bir şeyle getirdi önüme. Yemediğim şeyleri getirdi ya. Daha da ne söylüyorum. Yemediğiniz şeyleri denemiş oldunuz işte. Bu güzel bir şey değil mi? Farklı bir şeyler denediniz. Yarın öbür gün böyle bir şey karşınıza çıktığınız zaman evet ben yedim bunu falanca yerde yemiştim. Böyle bir lezzeti vardı bunun diyebiliyorsunuz. Evet Tarık ama söylediğin şeyler diyor biraz tutarsız. Ben hem överim hem de yükseltirim. Dur bakalım.